Şimdi ben burada böyle sakin sakin konuşurken televizyonun sesini açarsa biri suç mu işlemiş olacağım canım? Neyse geçelim. Narin, evet. Yani soruşturma en başından itibaren ciddiyetle ele alınmış olsaydı bu haberi bugün böyle vermek zorunda kalmayacaktık. Ama bu soruşturmada aileyi merkeze alan, onları şüpheli gören bir yaklaşım sergilenmediği, bakın bu yaklaşım illa ailenin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Aileyi merkeze alan, onları şüpheli gören bir soruşturma, onların da eğer bir suçu yoksa kamuoyu nezdinde hiçbir tereddüde yer bırakmadan aklanmasını sağlar. Soruşturma yapılan kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla biz soruşturma deyince hemen böyle bir o zaman suçlu diye bakıyoruz. Öyle değil. İşte bu iş en başından yanlış. Yani gömleğin iliklenmesi gibi yanlış iliklendi ve sonunda şimdi bugün biz katil kim bilmiyoruz. Cinayet neden işlendi bilmiyoruz. Mahkemede şu ana kadar verilen ifadeler, hani birinin beklenti şu. Ya biri vicdana gelirdi acaba söyler mi? Vallahi vicdana geldiği için mi, gelmediği için mi, yoksa öyle olmadığı için mi? Bunlar belli değil. Çünkü çok karanlık, çok karışık bir tablo çıkıyor. İfadeler verildikçe narin cinayeti daha da karmaşıklaşıyor. İşte o ifadeleri şimdi ekrana taşıyacağız. Önce Nevzat Bahtiyar. Bakın bugün neler anlattı mahkemede. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde artık söz yargının. İlk duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme başkanı önce Narin'in cesedini dere yatağına götürdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a söz verdi. Zanlı Bahtiyar'ın kan donduran ifadelerini dinleyen baba Arif Güran'ın ise ağladığı görüldü. Salim Güran'ı suyumuz kesildiği için aradım, olayı anlatmak istemiyorum, savcılık ifadelerim doğrudur diye ifadesine başlayan sanık Nevzat Bahtiyar, hakimin iki beyan arasında fark vardır uyarısı üzerine savcılıktaki son beyanımı tekrar ediyorum, avluda ağaçları sularken aradı, seninle bir işim var dedi. Ben de tamam dedim, sulamayı bırakıp gittim dedi. Olaya ilişkin sorularını sürdüren hakim, eve gittiğinde başka kimse var mıydı, bağırışma sesi duydun mu sorusuna Bahtiyar şöyle yanıt verdi. Eve gittiğimde bağırışma sesi duymadım. Beni ne için çağırdığını bilmiyordum. Eve gidince cesedin yerde olduğunu gördüm. Gittiğimde evde başka kimse yoktu. Diğer odaların kapısı kapalıydı. Beni salondaki odaya götürdü. Ceset oradaydı. Eve girdim. Salim beni bir odaya götürdü. Baktım Narin yerde yatıyordu. Salim bana beni ve annesini uygunsuz şekilde gördü. Ben de öldürdüm dedi. Salim Güran'ın kendisine cesedi götür dereye at, parça parça halinde dereye at dediğini öne süren Bahtiyar, beni silahla tehdit etti, okula giden oğlum Muhammed'i alıp götürürüm, ilk önce onun kafasına, sonra senin kafana sıkarım dedi diye konuştu. Hakimin narin battaniyeye sarılı mıydı sorusu üzerine Bahtiyar şu iddialarda bulundu. Salim evden dışarı çıkıp battaniyeye getirdi. Battaniyeye sardıktan sonra kendi arabama götürdüm. O sırada etrafta kimse yoktu. Narin'in cenazesini arabaya koyduğumda, başımı kaldırdığımda Yüksel yukarıdan bakıp ağlıyordu. Ahıra götürdüm. Orada bir çuval vardı. Onun içine koydum. Narin'in üzerine siyah tişört vardı. Çantasını hatırlamıyorum. Salim'in verdiği terlikleri de battaniyeye sardım. Daha sonra Salim gelip battaniyeyi benden aldı. Çuvalı arabanın arka koltuğunda paspas kısmına koydum. Bu sırada Salim yanıma geldi. Bana onu götür parça parça halinde dereye at. Kimse görmesin dedi. Ben de oraya götürdüm. Çuvalı oraya bıraktım. Bıraktığım yeri Salim'e söylemedim. Cesedi parçalayamadım. Hakimin ceset bulunmadan önce neden konuşmadın sorusuna ise Bahtiyar korktum diyerek yanıt verdi. Öte yandan müdafi avukatlarının yaklaşık bir saat sorguladığı Nevzat Bahtiyar, çoğu soruya bilmiyorum hatırlamıyorum karşılığını verdi. Avukatların yakın arkadaşınız Salim Güran'la Yüksel Güran arasında bir ilişki olduğunu biliyor muydunuz sorusuna Bahtiyar bilmiyorum, bunu konuşmadım, kendisi bana Narin'in kendilerini gördüğünü söyledi karşılığını verdi. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bunlar çelişkilerin olduğu ve aslında bu cinayete aydınlatılabilecek noktada sorulan sorulara genellikle verilen yanıtlar, onu söyleyelim. Tabii en çok merak edilen Salim Güran'ın ifadesi. O şu anda ifade vermeye devam ediyor. Şu ana kadar verdiği ifade elimde.
Ama ona gelmeden önce mahkeme sırasıyla devam edelim. Nevzat Bahtiyar'ın ardından abi Enes Güran hakim karşısındaydı. Peki Enes Güran, neler söyledi? Şimdi onu izleyelim. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetine yönelik açılan davanın ilk duruşması devam ediyor. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'dan sonra sanık sandalyesine Enes Güran geçti. Savcılık ve jandarma ifadesini tekrarlayan Enes Güran, daha sonra mahkeme başkanı ve avukatların sorularını yanıtladı. Abi Enes'in Narin'in öldürülmesinden kimden şüphelendiğin sorusuna verdiği yanıt, amca Salim Güran'ı işaret etti. Salim'in arabasında kan olduğunu öğrenince amcadan şüphelendim. Aracında kan var dendi. Şüphelendim. Salim Güran'ın öldürme ihtimali olup olmadığını bilmiyorum. Enes Diyarbakır Barosu eski başkanı Nait Eren'in soruları üzerine şimdi her şeyi anlatsam olmuyor diyerek avukatlarıyla özel görüşmek istediğini ifade etti. Enes'in avukatları her şeyi anlat dedi. Bunun üzerine Enes jandarmada işkenceye uğradığını öne sürdü. Sanık Enes Güran Narin'in kaybolduğu günü de anlattı. Malatya Arguvan'dan ayın 20'sinde eve geldim. Babam beni otogardan aldı. Uyandığım zaman annem, ağabeyim, babam ve kardeşlerim evdeydi. Yemekte Muzaffer Güran bize eşlik etti. Babam ve Muzaffer Batman'a gidecekti. Annemin evden çıktığını fark ettim. Malatya'dan geldiğim için elbiselerim kirliydi. Annem elbiseleri hediye Güran'a götürdü. Yemeğimizi yedikten sonra sosyal medyada gezinirken Narin yanıma geldi. Saat 13 oldu. O sırada Narin, anneme kursa gideceğim dedi. Annem gitme dedi. Ancak sonra izin verdi. Ben de o sırada uyudum. Uyandığımda Malatya'dan arkadaşım aramıştı. Yengem de evin içindeydi. Ağaçların altına gittiğimde telefonum yanımdaydı. Mahkeme başkanının HTS kayıtlarında Salim Güran'ın evine gittiğinde saatin 15.57 olduğunu hatırlatması üzerine Enes Güran, "Hayır böyle bir şey yok" dedi. Salim Güran'la annen arasında bir ilişki mi var diye soran mahkeme başkanı Enes Güran, "O benim annem, bu bana nasıl sorulur? Yakışık değil" yanıtının ardından mahkeme başkanı, "Tamam haklısın, özür dilerim ama ben hak ile batılı ortaya çıkarmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı. Mahkeme başkanı neden burada sanıksın Enes, neden Muhammed vesaire değil desen diye hiç düşündün mü sorusuna Enes Güran, bilmiyorum, hayır düşünmedim yanıtını verdi. Anne Yüksel Güran, o da hakimin karşısına çıktı ve bakın o hangi sorulara hangi yanıtları verdi, hakimle arasında nasıl diyaloglar geçti. Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşmanın öğleden önceki oturumunda Nevzat Bahtiyar ve abi Enes Güran hakim karşısına çıktı. Molanın ardından tutuklu anne Yüksel Güran ifade verip soruları yanıtladı. Anne Yüksel Güran mahkemede verdiği ifadede olay gününü en ince ayrıntısına kadar anlatarak suçlamaları reddetti. Hakimin Narin'i sen mi öldürdün sorusu üzerine Yüksel Güran çocuğunu asla öldürmeyeceğini söyledi. Hakimin diğer sanıklar olan abi Enes veya amca Salim'in suçlu olup olmayacağı yönündeki soruları ise kesin bir dille hayır olarak yanıtladı. Hakim HTS analiz raporlarını sunarak telefon sinyallerinin Yüksel, Enes ve Salim'in olay saati civarında evde olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu iddia üzerine Güran, "Onları evde görmedim, duymadım" diye yanıt verdi. Mahkeme hakimi Yüksel Güran'a Salim'le ilişki yaşadığına dair iddiaları da sordu. Güran bu iddiaları şiddetle reddederek 22 yıllık evliliğinde eşinin kendisine her zaman iyi davrandığını ve asla böyle bir ilişki yaşamadığını söyledi. Sanık kürsüsündeyken ağlayarak iddiaları iftira olarak nitelendiren Yüksel Güran, "Salim'le ilişkim olsa beni öldürün" dedi. Yüksel Güran, "Namusuma leke sürdüler" diye ekledi. Hakimin TV'ye verdiğiniz röportajda "Kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun" demiştiniz sorusu üzerine Güran, böyle bir şey söylemediğini, herkesin kendisi hakkında yalan söylediğini iddia etti. Tabii uzun ifadeler, çok soru var. Yani Narin'i soruyor mesela hakim. Diyor ki yani Narin benim canımdı diyor. Hani peki oğlun öldürseydi söyler miydin? Söylerdim diyor. Amca öldürmüş olabilir mi? Sanmıyorum diyor. Nevzat Bahtiyar öldürmüş olabilir mi? Olabilir diyor. Anne Yüksel Güran ve daha pek çok şey. Peki Salim Güran, o da hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı Salim Güran'a sormuş. Telefon görüşmelerini neden sildin? Tabii kilit isim biliyorsunuz Salim Güran çünkü sildiği kayıtlar da var ve cinayeti işlemekle suçlanan isim. Yani iştirak deniyor ama daha çok bu soruşturma Salim Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri sonrasında Salim Güran'ın cinayeti işlediği ve Nevzat Bahtiyar'a Narin'in bedenini teslim ettiği yönündeki iddialar üzerinden yürüdü. Mahkeme başkanı da sormuş, telefon görüşmelerini neden sildin? Salim Güran, hayat kadınlarıyla görüşmüştüm, o yüzden sildim. Yanıt.
Mahkeme başkanı diyor ki, belki binden fazla hayat kadınıyla görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekenleri silmemişsin. O mesajlar duruyor. Bu çarpıcı. Yani sildim o kayıtları. Neden? Bunun için sildim. Ama onlar yerinde duruyor diyor. Ya sildim dediğin kayıtlar duruyor ama cinayet saatine ilişkin görüşmeler silinmiş. Mahkeme başkanı Salim Güran'a yine soruyor. Sizce Narin'i kim öldürdü? Güran, ben görmedim. Kim öldürdü bilmiyorum. Mahkeme başkanı, size bu soru sorulduğunda kendi üvey annenizden şüphelenmişsiniz. Salim, üvey annemi söyleyeyim hakim bey. Üfürükçü getirdiler. Nevzat'ın evinin etrafında dolaşıyorlardı. Ben böyle şeylere inanmadığımı söyledim. Üvey annemin evinin etrafında gidip geldi üfürükçü. İnanmadığım bir şeyse madem, niye üvey annenden şüphelendin? Hiç Nevzat'tan şüphelenmedin mi bu 15-20 gün içinde? Salim, şüphelenmedim. Ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorunum olup olmadığını sordu. Küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim. Mahkeme başkanı sormuş. Sen jandarmayı da yönlendirmişsin. Ben kimim ki devleti yönlendireyim? Muhtar olduğum için herkes bana soruyordu zaten. Ama neden bir çingeneler var demişsin, bir kırmızı araba demişsin? Salim Güran, ben yönlendirmedim. Benim yönlendirdiğimi söylüyorlar. Jandarma oraya gidip Salim bizi yönlendirdi demişler. Peki jandarma bunları sizden duymadı mı? Hayır, köy halkı zaten biliyordu. Siz gözünüzle görmediniz yani. Hayır, sadece köye çingene geldi diye. Acaba o çingeneler mi çocuğu götürdü diye söylediler. Arif'in evine hiç girdiniz mi? Soru. Arif'in evine hiç girmedim. Evim yakın olduğu için baz gösterebilir. Çünkü iddianamede Salim Güran'ın evde olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın da zaten ifadesinde eve gittim, evde bir odada bana teslim etti şeklinde, o cinayeti itiraf etti şeklinde ifadesi var. Mahkeme başkanı eve girip girmediğini soruyor. Narin'in evine. Hiç girmedim. Evim yakın olduğu için baz gösteriyordur. Mahkeme başkanı, 15.39'da kızınız aramış. Enes de 15.57'de sizin evinizde sinyal veriyor. Kızınızla Enes'in ilişkisi olabilir mi diye sormuş. Sizin Yüksel Güran'la ilişkiniz var mı diye sormuş. Salim Güran'sa kardeşime nasıl bunu yaparım? Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar artık anlat diyor. Mahkeme başkanı, Nevzat bunları planlayacak kapasitede biri mi diye sormuş. Güran, değil ama televizyonda her şeyi izledi ve ayarladı. Peki sadece sana iftira atıyor. Böyle bir durumda seninle sorunu varsa sadece sana iftira atması lazım. Yüksel'e niye iftira atıyor? Salim Güran, kendini kurtarmak için. Ben 8 yaşındaki Narin'i, Mele'yi nasıl öldürürüm diyor Salim Güran. Peki WhatsApp mesajlarını niye sildin? Kardeşimin 380 keleş mermisi yakalandı. Onu konuşuyorduk. Bu yüzden WhatsApp mesajlarını sildim. Tanıkları yönlendirdin mi? Hayır. WhatsApp'ta, web'de 17.41'de Nevzat'tan araman var. Kesinlikle yok. Yani kayıt var. Nevzat seni 17.41'de aramış. Bu Nevzat'a da soruldu. Yani aradın, ne konuştun Salim'le diye. Hatırlamıyorum, bilmiyorum, görüşmedim. Salim Güran da kesinlikle yok diyor. Mahkeme başkanı ise iddianamedeki bas kayıtlarını soruyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor? Sen neden Narin'in öldüğü yere gece gittin? Soru bu. Salim Güran, gitmedim, bilmiyorum. Mahkeme başkanı, sen vatan haini misin diye sormuş. Salim Güran, hayır demiş. Toparlayalım, iddianameye göre aracınızda DNA var. Arif'in evine girmişsiniz. Olay yerinde gece 8 dakikalık keşfiniz var. Tanıkları yönlendirdiğiniz iddia ediliyor. Yani eldeki bas kayıtları, bas kayıtlarının yanı sıra o gece Narin'in gömüldüğü yerde Salim Güran'ın arabasıyla beraber çekilmiş görüntüsünü bir delil olarak Salim Güran'a sunuyor mahkeme başkanı. Orada değildim diyor. Arif'in evine gitmedim diyor. Ve senin hakkında kumpas mı kuruluyor sorusuna ile karşı karşıya kalıyor. Şimdi WhatsApp mesajlarını sildiniz ama hayat kadınları mesajını bıraktınız.
Ses kayıt programı dosyaya girdi. Defalarca farklı saatler vermişsiniz Nari'nin kaybıyla ilgili. Neden? Herkes başka bir şey söylüyordu diyor. Tamam, hepsi 17.30 sonrası. Peki 16 nereden çıktı? Hatırlamıyorum. Nevzat seni kaçta aradı? Nevzat beni su için aradı. Bütün köyün suyu vardı. Ne hikmetse bir onun suyu yoktu. Diye devam ediyor. Nevzat seni su için arayınca neredeydin? Evdeydim. Bayağı evde kalmışsın. Hayır, yemek yedim. Kadın savcı, Salim Gülhan'a sormuş. DNA'yı kabul etmiyorsun. Sana rapordan bir cümle söyleyeceğim. Araçtan çıkan DNA ile Nari'nin olay günü kıyafetlerinden elde edilen DNA uyumlu. Anlatabildim mi bu cümlenin derinliğini diye soruyor. Salim Güran yok öyle bir şey diyor. Ve devam ediyor. Gece Nari'nin kızımızın olduğu yerden sinyal veriyorsun. Nevzat bir taş koyduğunu söylüyor. Geri kalan iki taşı sen mi koydun? Evet, Nevzat Bahtiyar o gün gittim dereye bir taş koydum dedi bugün mahkemede. Mahkemedeki ifade sırasında o soruluyor kendisine. O diğer iki taşı sen mi koydun diye. Hayır, ben gitmedim diyor Salim Güran. Evet, yani her şey hayır, yok, 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 yok. Eldeki fotoğraflar, bas kayıtları Salim Güran'ın ifadesinde herhangi bir değişikliğe yol açmamış durumda. Ama bu deliller çerçevesinde herhalde bir karar verilecek. Mahkemede Salim Güran'ın ifadesi devam ediyor. Çok böyle çarpıcı bir gelişme olursa ya da haber bülteninin sonuna doğru artık bundan sonra söyleyeceklerinde bültenin sonunda ekrana getiririz sevgili izleyiciler. Şimdi diğer gündem maddelerine geçelim hızlıca. Hemen peşi sıra verelim. Bir kere bugünün en çarpıcı haberlerinden biri Özgür Özel'in yaptığı açıklamaydı. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Cumhurbaşkanlığından MİT'e dosya oluşturun, bir şeyler